Mutlu akşamlar değerli izleyenler Kent, Mekan ve Toplumla karşınızdayız. Tarihler 29 Nisan pazartesi gününü gösteriyor. Geride bıraktığımız hafta Türk siyaseti açısından önemli bir haftaydı. Hem yeni anayasaya dair önemli başlıklar ortaya çıktı hem de İyi Parti'de bir kongre yaşandı. Olağanüstü seçimli kongrede genel başkan belirlendi. Türkiye'nin önümüzdeki hafta yani içerisinde bulunduğumuz bu hafta en önemli Konu başlığı yeni Anayasa olacak. Bunun yanı sıra dünyada öğrenci protestoları var, üniversiteler kaynıyor. Amerika özgürlükler ülkesi Amerika üniversitelere ciddi baskı uyguluyor, gözaltılar, sert müdahaleler. Bunların hepsinin sebebi İsrail'in protesto edilmesi. Yine TikTok ve TikTok'un ortaya çıkardığı bir sorun. Bunları da konuşacağız değerli izleyenler. Vaktimiz kalırsa. Çernobil diyeceğiz, nükleer, enerji diyeceğiz, geride bıraktığımız haftada 26 Nisan Çernobil facias'ının yıl dönümüydü ve 1 Mayıs kutlamaları taksim tartışması. Bizden sonra bir özel gündem var. sendika liderleri burada olacaklar. 1 Mayıs'ı konuşacaklar. çok fazla o alana girmeden 1 Mayıs'ı da konuşmaya çalışacağız. Kent, mekan ve toplumun her zaman olduğu gibi stüdyomuzdaki paydaşı Hüseyin Tutumlu Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasıl geçti geride bıraktığımız hafta? E, güzeldi. Bir sıkıntı yoktu. Bizim sınavlarımız vardı. Onlarla uğraştık. Vize dönemi değil mi? Evet. Evet ee, Geçmiş olsun diyelim. Şimdiden öğrenciler Hı. için de inşallah hayırlı sonuçlar ortaya çıkar. İnşallah. Hafta sonu Türkiye için de önemli bir gündem konusu vardı. Bu da İyi Parti'de e, genel başkanlık seçimiydi. 31 Mart'ta ciddi bir oy kaybı yaşadı İyi Parti ve bunun sebebi olarak da Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılmayan ittifak gösterildi. Ee, aslında olayın geçmişi altılı masaya dayanıyor. Altılı masada Cumhurbaşkanı adayı dayatması, sonra 3 Mart'ta masanın devrilmesi, 6 Mart'ta tekrar masanın birleşmesi sürecine dayanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi geldi geçti. Sonra Meral Akşener altılı masayla köprüleri tamamen attı. Köprüleri attığı yerde Afyon Afyon Kocatepe'de çıktı. Her parti seçime bağımsız olarak kendi başına, özü başına girsin dedi. E ee, bu kararın sonrasında İyi Parti ciddi bir oy kaybı yaşadı. Sorumlu bir genel başkan davranışıyla e, aday olmayacağını söyleyip kongreye gitti diyenler var. Ama e, parti içinden gelen kaynaklar da şunu söylüyor. Aslında Meral Akşener istifa edecek olsaydı İyi Parti'nin seçimde aldığı sonucu gördüğü gece yani 31 Mart gecesi istifa ederdi. Aslında istifa etmedi veya genel başkanlıktan vazgeçmiş değildi, 27 Nisan'da yeniden aday olmayı planlıyordu. Çünkü çok dar bir takvim belirlendi, e, seçim geride kalır kalmaz 10-15 günlük bir süreçte, bayram tatili haricinde e, 10-15 günlük bir süreçte kongreye gidildi. Bu süreçte de hiçbir adayın hazırlanması e, mümkün olacak gibi görünmüyordu ve Meral Akşener e, yine kendisinin son raddede aday olarak gösterileceğini düşünüyordu bu planı bozan Tolga Akalın oldu. Tolga Akalın çıktı. Genel başkanımız aday olsa da olmasa da ben adayım dedi ve tek genel tek adaylı bir seçimin önüne geçmiş oldu. Sonradan başka adaylarda Meral Akşener'in çıkmayacağını öğrenince aday oldular. Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın bir de Günay Kodaz isimli bir hanımefendi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz İyi Parti? Sizin de burada daha önceki konuşmamızı hatırlıyorum. İyi Parti gibi partiler dağılmaz. Yani e, siyasi tarihin çöplüğüne kavuşmaz demiştiniz. E, bunu İyi Parti için söylediğinizi hatırlıyorum. E, lider partisi olmadığı için lider partileri lideriyle birlikte siyasi tarihin çöplüğüne karışır. E, İyi Parti gibi partiler düşük çapta da olsa varlığını devam ettirir demiştiniz diye hatırlıyorum. Benim genel kanaatim bu siyasi partilerin devamlılığıyla ilgili e, geleneği olan partileri kastederim ben. Yani bu tip partilerin özellikle e, henüz geleneği oluşmamış e, yeni e, partilerin e, en az 2-3 seçim e, geçirmesi gerektiğini düşünürüm. Muhtemelen bu söylediğimi ben Milliyetçi Hareket Partisi gibi, işte Saadet Partisi gibi e, partiler için veya Cumhuriyet Halk Partisi gibi partiler için söylemişimdir. Sabit bir ee, ideolojinin hat, üzerine oturan e, partiler. Hatta mesela bu tip konularda ben genelde şey örnek veririm. Demokratik Sol Parti'nin işte 1999 seçimlerinde birinci parti çıkmışken 2002 seçimlerinde yüzde iki civarında oy alabilmesi yani aldığım oyların üç buçuk senede yüzde yirmisini kaybetmesini buna bağlarım. Çünkü o da yeni bir partiydi. İşte geleneği CHP eski genel başkan olmasa bile sadece Bülent Ecevit orada bir aktördü. O anlamda bir geçmişinden bahsedilebilirdi. Ama Demokratik Sol Parti 1999 seçim, 9 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin baraj altı kalmasına rağmen 2002 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi yeniden meclise girdi ve Demokratik Sol Parti çok kötü bir yönlülüğe aldı ve sonra da zaten şu anda da var öyle bir parti ama varlığı tartışılır. Ve 2002'de Cumhuriyet Halk Partisi yeniden ve güçlü bir biçimde sadece AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi mecliste temsil edilmişti 2002'de. Ee, ve meclisteki tablo öyle oluşmuştu. Diğer partilerin baraj altı kalmasından dolayı. İyi Parti gibi partileri ben genellikle birkaç seçim e, beklenmesi, değerlendirilmesi bir seçimdeki başarısını tekrar edebilir mi? E, kendisine bir e, yön tayin edebilir mi? Fikri bir çizgi tayin edebilir mi? E, bunlara bakılması gerektiğini düşünürüm. Yeni partilerin her zaman e, İyi Parti sizin de bildiğiniz gibi özellikle 2016 yılının sonlarına doğru Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'ye özellikle Tayyip Erdoğan'a yönelik işte fiili olanı hukuki hale getirmek, o referanduma çağrı yapması yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne çağrı yapmasıyla ve AK Parti ile bir ittifak yoluna çıkmasıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde Öncelikle e, iktidara muhalif olan kesimlerin e, parti içi mücadeleye girmesiyle e, şeyini atıldı. başlatabiliriz tarihini başlatabiliriz bu parti içi e, mücadelede çeşitli nedenlerle hukuki birçok şeyler neticesinde e, girişimler neticesinde kongre yapılamadı ve artık Parti içerisinde o özellikle Koray Aydın, Ümit Özdağ, işte Mustafa Dervişoğlu, Meral Akşener gibi öncülük eden kişilerin kalmalarının ve siyaset yapmalarının imkansız hale gelmesiyle bir ayrı siyasi parti başlatıldı. Bu süreçte sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nden değil, özellikle merkez sağ diyebileceğimiz, geçmişte e, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi gibi partilerin e, de siyaset yapan e, kişilerin de katılımıyla Aytun Çura, Çıray gibi hı hı. E, farklı bir yelpazeye doğru e, kendisini genişletmeye. O zaman kendisini Çok sesli, çok renkli. E, evet, o zaman kendisini tanımlamasıyla hatta merkez sağ falan e, bir parti olabilir gibi şeyler konuşulduğunda e, parti sözcüleri merkezin kendileri olduğu bir merkez parti inşa etmek istedikleri yönünde söylemler oluyordu. Tabii Türkiye'de özellikle 2018 seçimine giden süreçte partinin yeni olması, seçime katılıp katılmaması gibi bir hukuki sorunlarla karşılaşınca Cumhuriyet Halk Partisi'nden eksik olan milletvekillerinin tamamlanması bir grup kurması söz konusu oldu. Hı hı. Bir siyasi partinin grubu oluşmuşsa o siyasi partinin o teşkilatlanma şartları işte Ayanmıyor. kurulma tarihleri vesaire gibi bunlara bakmadan seçime katılabiliyorlar. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu verdiği milletvekilleriyle grubu tamamladılar Meclis grubunu ve seçime girmeye hak kazandılar. Ancak o gün İyi Parti için ciddi bir dönüm noktasıydı çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyu hatırlatarak İyi Parti'yi seçime biz soktuk. Evet, daha sonra ee, konusunu hatırlatarak sürekli bir bunun vefa bir vurgusu yaptı. Bunun bir diyet konusu Hı. ve Meral akşamlar birçok konuşmasında diyetini ödediğini daha sonraki Hı. işte 2019 genel seçimleri vesaire gibi söyledi. Hayatımın en büyük hatasıdır dedi. Evet. E, muhtemelen bunu şunun için söyledi. Sadece o özel olayda değil. Hı. 2018 seçimlerine giderken yine seçim kanununda yapılan bir değişiklikle partilerin ittifak halinde seçime girmesi gündeme gelince iktidar ve onunla ittifak yapanlar muhalefet ve onun en büyük partisi CHP onunla ittifak yapanlar şeklinde iki büyük ittifak oluştu. 2023 seçimlerinde bir de emek ittifakı diye bir üçüncü ittifak daha çıktı. İttifak siyasetinin şöyle bir sorunu var oradaki siyasi partiler için. Özellikle yeni olan daha küçük olan, daha zayıf olan siyasi partiler için kendilerini ifade edememe, yeterince toplumsal sorumluları gündeme getirememe çünkü ittifak içerisindeki diğer paydaşlarınızın düşüncelerini de dikkate alarak siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Ve İyi Parti de bu süreçte doğal olarak kendisini yeterince ifade etmekte güçlük çekti. Bir de bu ittifak içerisinde özellikle 2023 seçimlerinde e, DEM Parti'nin e, bu ittifakın Cumhurbaşkanı adayını e, açıklaması kendisinin Cumhurbaşkanı adayı çıkartmaması gibi nedenlerle e, seçmen karşısında e, biraz e, bocaladı e, ve bunu doğru izah edemedi. E, i̇zah edemediği şey şuydu bir yandan siz Türk milliyetçiliğini öne çıkartan siyasi argümanlar kullanıyorsunuz bir yandan da sizin desteklediğiniz Cumhurbaşkanı adayını Dem Parti açıkça bir destek açıklıyor ve kendisi aday çıkartmıyor. Hı hı. Bu ve bunun gibi kendisine fikri bir çizgi oluşturamadığı veya oluşturduğu çiz fikri çizginin gereklerini yapamadığı bir zemine zorladı İyi Parti. Böyle olunca kendi varlığı zaman içerisinde tehdit altına girdi ve bu tehdidi ortadan kaldırabileceğini düşünerek muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kongre yapacağını ve bu kongrede genel başkan değişikliği olacağını. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir heyecanla yerel seçime gidebileceğini öngörmemişti Meral Akşener. Hı hı. Ve müstakil e, siyasi hareket dediği kendisinin Türkiye ittifaklar siyasetine mahkum etmeyeceğiz dediği argüman olarak doğru, düşünce olarak doğru. Ancak e, AK Parti gibi hakim partinin bulunduğu Hakim parti daha önce ifade etmiştik herhalde. İki seçim üst üste çoğunlukla seçim Hı -hı. kazanılmışsa hakim parti sistemi denir e, o sisteme. Dolayısıyla e, değil iki seçim, e, çok fazla seçimi Yani 2002'den bugüne olan e, son seçim hariç, yerel seçim hariç tüm seçimlerde ve referandumlarda istediğini elde edebilmiş bir siyasi parti var. Hı -hı. Şimdi, e... Ama söylemin de sizin de dediğiniz gibi oldukça haklıydı e, Meral Akşener. Hı -hı. Çünkü... Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yaptığında hiç ilişkisinin olmadığı HDP üzerinden dayak yiyordu. Cumhuriyet Halk Partisinden uzaklaştığında ise bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medya ve onun gazetecileri iyi partiyi dövüyordu. Siz Ak Parti'ye yaklaşıyorsunuz diye ve bir yerde bu çark asla kırılmayacaktı. Ee, süreç şuna gidecekti eğer İyi Parti ittifak yapsaydı. İyi Parti yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleseydi 2024'te. 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimine gittiğimizde bu sefer yine denilecekti ki muhalefet bloğunu dağıtmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkardığı aday kim olursa olsun ona destek verin. Destek verilmezse yandaş medyadan yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yandaşı medyadan dayak yiyecekti. Destek verirse HDP üzerinden bu sefer dayak yiyecekti ve bıçak hiç kırılmayacaktı. Hı. Tabii o seçime kadar ama zamanlama yanlış olabilir. O seçime kadar gücünü koruyabilirse çünkü dediğim gibi kendisine fikri bir çizgi ve bu çizgiye uygun bir eylem alanı bulamadı bir türlü. Ee, ve Cumhur Millet İttifakı'nda sadece İyi Parti değil diğer siyasi partilerin de bu yerel seçimlerdeki aldıkları sonucu gördük yani. Hı hı. E, Sıfır virgüllü sonuçlar aldılar. E, herhalde en iyi alan 0.6 falan aldı. Hı hı. E, diğer partiler dediğim kimler? Demokrat Parti, Gelecek, e, Gelecek Partisi, Deva, Deva Partisi Saadet. ve Saadet Partisi. Saadet Partisi ki geleneği olan bir parti. Onların da grubu tehlikeye düştü. Onu e, da söyledim. Galiba 0. CHP milletvekili geri, geri dönecek sanıyorum. büyük ihtimalle evet. Fatih Fazıl Kasap. Öyle bir şey e, siyasi kulisi var. E, neticede ee, bu ittifak siyasetine karşı e, olmak ve kendi yolunu müstakil yolunu inşa etmek e, yolunda böyle bir adım attı. Tabii 2019 yerel seçimlerinde yaşanan başarı muhalefet açısından, millet ittifak açısından e, büyük şehirlerin birçok büyük şehrin kazanılması, e, CHP ve İyi Parti de siyaset yapan insanlar arasından sadece üst düzey değil, orta düzey diyebileceğimiz Meclis üyelikleri, parti yöneticilikleri gibi aralarında ciddi bir işbirliği de getirmiş. Dolayısıyla bu bu ki aslında bunun sinyalini şeyle görmüştük. O masadan kalkma hikayesinde 2 Mart'ta görmüştük. Kendi teşkilatlarından ciddi bir tepki oluşmuştu. Hı hı. ve kendisi şunu biliyordu zaten. Bu ittifaktan ayrılsa dahi bir diğer ittifakla işbirliği yapamaz. Cumhur İttifak. Çünkü kendi seçmeni ve kendi partisine siyaset yapan birçok insan e, iktidara muhalif olmakla e, bilinen kişilerdi. İyi e, Parti'nin varoluş amacı aslında şu anki iktidara muhalif olmak. Evet tabii. Ya Çünkü olmasa zaten Milliyetçi Hareket Partisi. 2018 de seçiminde gösterdiği başarı da bunun işareti zaten. Hı. Yani bir siyasi partinin kuruluktan kısa bir süre sonra %10, %10 gibi yüksek bir barajı aşabilmesi aslında ciddi bir başarıdır. Ki o onu 5 yıl sonraki seçimde koruyabilmesi de bir başarıdır aslında. Ama özellikle müstakil olarak hareket edeceğini ilan ettikten sonra parti teşkilatlarında, il başkanlığı, ilçe başkanlığı düzeyinde, belediye meclis üyeleri düzeyinde, genel başkan yardımcıları düzeyinde, milletvekilleri düzeyinde bir takım ayrılmalar yaşandı. Bunların önemli bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklediler veya ona katıldılar işlerinden AK Parti'ye tercih eden milletvekilleri de oldu. Eskişehir'den Büyükşehir adayı olan milletvekili gibi. Ee, ama oldu. bu e, iktidar muhalifinin e, muhalif olan seçmen e, toplumsal anlamda o kadar büyüdü ki artık e, başarı için büyük partiye e, toplanması gerektiğini eğer ittifak olmayacaksa büyük olan ittifak partiye doğru oyunu kaydırmak gerektiğine dair bir konsensüs yapmış gözüküyor. Hiç konuşmadan Tabii, anlaşma gibi. Bu yeni Ama değil aslında. Şunu söylemek istiyorum, özür dileyerek. İyi Parti'de bir e, yani Özgür Özel Genel Başkan seçildikten sonra İyi Parti'ye gitti. Dedi ki bizimle de ittifak yapar mısınız? Hür ve müstakil kararınızda net misiniz? Dedi. İyi Parti toplandı. Bir daha kendi içinde sordu. Yönetim kurulu bazında toplandı ee, ve e, iyi partililer oradan yine hür ve müstakil kararını çıkardı. Ama bugün Meral Akşener'in bir sözü var. Yine söylediği aslında ona ait olmayan bir söz. Ee, yenilgiler yetimdir, ee, zaferin babası çoktur şeklinde. Bir bakıyoruz bugün sanki o gün hiç kimseye sorulmamış ve danışılmamış. Ee, doğrudan Meral Akşener kendi karar vermiş hür ve müstakile. Bugün bir bakıyoruz herkes CHP ile ittifak yapılmalıydı, biz bu karardaydık diyorlar. Halbuki o gün parti organlarında soruldu, danışıldı, yine ittifak yapmayalım kararı çıktı. Tabii içeriği bilmiyoruz, söylenen neyse onu söylüyoruz. Yine ittifak yapmayalım kararı çıktı, hür ve müstakil kararı çıktı. Ama bugün bakıyoruz ki o gün hür ve müstakile oy verenler bugün CHP ile ittifak yapsaydık en azından belediyelerimiz olurdu şeklinde konuşuyorlar. Evet. Ee, ama bu işte o şeyin e, Siyasi partinin geleceğini e, Riske edebileceğini düşündü O günkü siyasi kadro ee, Genel seçimden sonra O karar alan kadro ee, Şunu ama unutmamak lazım Bu 2023-2024 yerel seçiminde Görülen durum seçmen kayması Aslında bilinen bir durum Yani 2014 yerel seçimlerinden Beri e, AK Parti'nin karşısındaki kaybetme ihtimali güçlü olan muhalif muhalefete e, grubunda olan e, siyasi parti hangisi ise seçmen ona katılıyordu. Hı hı. Mesela 2014 seçiminde diyelim Afyonkarahisar'da AK Parti karşısında Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı güçlü. O e, seçim alabilir gibi görüldüğü için sadece eee Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni değil, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, Demokrat Parti seçmeni ve diğer seçmenler Oraya yöneliyorlardı. Bu 2019'da da gözüktü aslında. Mesela İstanbul'da e, CHP daha güçlü olduğu için orada CHP'nin adayı gösteriliyordu. Afyon'da İyi Parti daha güçlü görüldüğü için İyi Partiden e, bir aday gösteriliyordu ve seçmen oraya konserde oluyordu. Siz bu seç, e, İyi Partinin bu tavrı bir yerel seçim öncesi değil de genel seçim öncesi olsaydı bu kadar büyük bir hezimet olmazdı. Çünkü Genel seçimde neticede bir milletvekili, iki millet bu bir başarı. Yani ülke genelinde çıkarttığınız milletvekili sayısı bir başarı. Ve bu şekilde seçmen davranabilirdi. Ama yerel seçimlerde ya kazanıyorsunuz ya kaybediyorsunuz. Bunun ortası yok. Yani işte Afyon'da altı milletvekili var. Bunun üç tanesini işte AK Parti alıyor. Bir tanesini A Partisi, iki tanesini B Partisi gibi bir dağılımda herkes bir kazanç elde edebiliyor. Ama belediye başkanlığında ya kazanıyorsunuz ya kaybediyorsunuz. Yani Dolayısıyla, %49 bile alsanız %50 alan evet. işi götürüyor. Dolayısıyla, veya %45 alsanız %46 alan götürüyor evet. işi. Gerisine hiç şey Seçmen kazanabileceğini düşündüğü e, Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına, çünkü onların oyları daha yüksek olduğu gözüküyordu, hı hı. teveccüh gösterdi ve oraya doğru gitti. Peki bunu sadece biz mi görüyoruz? Hayır. Özgür Özel de seçimden sonra da şimdi de bu kadar yüksek bir oy beklemediklerini, kendilerine bu kadar teveccüh olacağını beklemediklerini kazandıkları birçok ili kazanmayı beklemediklerini kendileri de ifade ediyorlar. Yani bu bir şeydi seçmenin özellikle ekonomik sebepler bazı sosyal sebepler işte hukuka dair kısıtlamalar gibi birçok faktörün üst üste gelmesiyle böyle bir yönelişini gördük seçmenin. Tabi bu da İyi Parti o beklediği veya iddia ettiği sonucu alamayınca mesela 2019'da hiçbir il alamamışlardı ama bu seçimde aldıkları iller var. 2019'a göre daha fazla sayıda belediye başkanı çıkarttılar aslında. Ama e, ittifak yapmadıkları ve o oy oranı sadece İyi Parti'nin kendi oy oranı olarak görüldüğü için ve bütün seçim çevrelerinde aday gösterdikleri için bir yıl önceki seçimlerdeki oy oranının da oldukça altına düştükleri için bu bir başarısızlıktı. Ve bunu e, Genel Başkanları e, Meral Akşener açıkça hemen seçim sonrası ifade etti ve bunu üzerine aldı. E, bu Kongre 3 hafta sonra değil de 3 ay sonra olsaydı farklı bir sonuç çıkar mıydı? Hayır çıkmazdı. Yani adaylar, çıkan adaylar zaten ne zaman kongre yapılırsa yapılsın İyi Parti içerisinde çıkabilecek muhtemel adaylardı zaten. Siyaseten geçmişi olan, hikayesi olan, İyi Parti'nin kuruluşunda ciddi katkısı olan insanlardı. <laughs> Belki başka adaylar da çıkabilirdi ama kazanması muhtemel olan adaylar bu adaylardı. Zaten çıktı. Evet bu adaylardı. Dolayısıyla İyi Parti'nin şu ana kadarki kısa serüveninde diyelim yaklaşık 7 yıllık serüveninde yine bir bıçak sırtı konuma geldi. Bundan sonra geliştireceği siyaset, toplumsal sorunlara vukufiyet, bunları gündeme getirebilme, ee, zaman zaman sonuç alınabilme, hı hı. iktidar olmadıkları için her meselede sonuç almaları mümkün değil. Ee, ortaya koyacakları duruş, e, yeniden o yerel seçimde kaybettikleri seçmeni kazanmalarını sağlayabilir. Ama bunu başaramaz, ee, bir dağılma sürecine girerlerse, özellikle teşkilatları ve e, milletvekilleri anlamında, çünkü şimdiden bazı milletvekillerinin işte e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bazı milletvekillerinin AK Parti'ye bazı milletvekillerinin Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidebileceğine dair dedikodular çıkmaya başladı. E, sayısını göreceğiz. Mutlaka bazı milletvekilleri ayrılacaktır ama bunun ne kadar olduğunu göreceğiz. Bir de o benim e, öğrendiğim kadarıyla yani İyi Parti kulislerinden öğrendiğim kadarıyla e, Müsavat Dervişoğlu'nun kazanması ciddi bir kopuş yaratmayacak. Çünkü Kendisi teşkilatlarla arası çok iyi olan bir isim. Koray Aydın'la da, Tolga Akalın'la da bir geçmişi olan, bir hukuku olan isim. Yine Meral Akşener zaten kendisini desteklediğini belli ediyordu. Zaten Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Meral Akşener Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopuş sürecinde tek ekiptiler. Yani Koray Aydın e, ayrı bir güç e, merkeziydi. Meral Akşener ayrı bir güç merkeziydi. Müsavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın da yine Meral Akşener'in e, ekibi e, sayılan isimlerdi. Bu sebeple Koray Aydın'la e, biraz önce e, izleyicilerimizde gördü Koray Aydın'ın elini öpmesi, konuşma yaparken teşekkür konuşmasında sağında Koray Aydın, solunda Tolga Akalın'ın olması ciddi bir kopuş olmayacağını gösteriyor ama önümüzdeki günlerde sizin de dediğiniz gibi bakıp görmek lazım. Yani bunlar e, kongre salonlarında e, gördüğümüz, e, bize göstermeye çalışılan sahnelerdir. Hı hı. E, bu sahneler sadece orada e, izleyicinin görmesi veya parti tamamının seçmenin görmesi için dizayn edilirler. Ama bunun böyle olmadığı genellikle böyle olmadığı en azından bilinir ve öyle olmayacaktır. Ama e, Musa Hatta Dervişoğlu ile beraber e, bu kopuşların daha az olacağı yönündeki e, düşüncenize katılıyorum. Neticede eee İyi Parti'nin kadrolarının ve seçmenlerinin önemli bir kısmı Milliyetçi Hareket Partisi kadroları ve seçmenlerinden geçmişte orada siyaset yapmış ve oraya oy vermiş insanlardan oluştuğu için bu Dervişoğlu da eee Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde e, çok eskiden beri bilinen bir isimdir. Ben çok eskiden bilirim kendisini de. E, cezaevinde yatmış, çıkmış, daha sonra ilk Ocakları Genel Başkanlığı yapmış. Mevbinin bir insan, İzmir İl Başkanlığı Evet. Yapmış. Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde e, İzmir İl Başkanlığı yaptı. Hatta Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkan adaylığında da bulundu. E, ve o e, hatta Devlet Bahçeli'nin genel başkan olduğu o kongrede, Alparslan Türkiye sonrasında hı hı. E, Devlet Bahçeli'nin en yakınındaki, ona en büyük gücü veren üç isimden birisiydi. E, çünkü orada orada da Koray Aydın yine adaylardan birisiydi. Musavat Dervişoğlu, Suat Başaran, bunlar 12 Eylül'den sonraki ilk ocakları genel başkanları, 80'li yılların başında. Ve Şefkat Çetin'di. Bu üçü Devlet Bahçeli'ye en çok katkı veren kişilerdi genel başkan olma sürecinde de. Yani daha sonra süreç içerisinde e, yollara ayrıldı tabii Devlet Bahçeli ile de. Kendi yollarını çizdiler. E, Suat Başaran bağımsız olarak duruyor. Şefkat Çetin partinin biraz uzağında bildiğim kadarıyla. Musavat Dervişoğlu da İYİ Parti'ye siyaset yapmayı seçti. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra dediğim gibi toplumsal e, sorunları e, siyaset sahnesinde ne derece e, seslendirebilecekleri ve sonuç alabilecekleri e, belirleyecek biraz da bunu. Ama o e, iddialı siyasi parti olmasından dolayı e, kendisinden beklenen başarıyı e, gösterebilip gösteremeyeceği e, yine e, önümüzdeki seçimlerdeki alacağı sonuçlara bağlı. Mesela şu anda yine bu siyasi parti gibi bir siyasi parti daha e, siyaset sahnesinde görülmeye başladı. O da yeniden Refah Partisi. Yani Saadet Partisinden e, ayrılan bazı insanların e, oluşturduğu, Necmettin Erbakan'ın oğlunun genel başkanlığını yaptığı, damadının partinin e, teorisyenliğini yaptığı ve ilk girdiği yerel seçim genel seçimde geçen sene %3 civarında oy alan, bu seçimde %6'nın üzerine çıkan, ki çok büyük bir oy bu oy, bir siyasi parti. Onları da göreceğiz. Yani bu tip siyasi parti özellikle hikayesi, geleneği yoksa bunlar birkaç parti geçmesi lazım. Çünkü sadece anlık bir görüntü mü yoksa kalıcı ve onlara taban oluşturacak evet, bir tarihi süreç içerisinde bir alan açacak mı bunu o zaman görebiliriz. Yani şu andan şöyle olur, böyle olur demek için erkendir her zaman. Çünkü bunların henüz oy verme sadakati, teşkilat sadakati, taban sadakati gibi şeyler hemen oluşmaz. Dolayısıyla çok kısa sürede seçmenleri de, teşkilatları da tavır değiştirebilirler. Ama bazı emareler var. Mesela Müsavat Dervişoğlu kurucular arasındaydı İyi Parti'de ve şu andaki bulunduğu partinin, başında bulunduğu partinin kurucularıyla da iyi bir diyaloğa sahip olduğu, İyi Parti kuruluşundaki havaya belki geri döndürebileceği söyleniyor. Ee, yine şu bilgiler de var. Ee, İYİ Parti'de e, ciddi bir e, politika değişikliği ya da ideoloji değişikliği diyelim olmayacak gibi görünüyor. Çünkü tamam. şehirli milliyetçilik, seküler milliyetçilik devam edecek gibi e, görünüyor. E, ama şu burada şu da var. Tolga Akalı'nın ciddi bir etkisi var Müsavat Dervişoğlu'nun seçilmesinde. Çünkü ilk turda e, Müsavat Dervişoğlu ikinci sıradaydı. Seçimin ikinci sırasındaydı, ikincisiydi. Birinci Koray Aydın'dı. E, sonra ikinci tur seçimleri yapıldı. Müsavat Dervişoğlu öne geçti. Son, seç, son tur seçiminde de e, genel başkanlığı aldı. Yani Tolga Akalın'a destek veren delegeler e, çoğunlukla kimi tercih etmiş? Müsavat evet. Dervişoğlu'nu etmiş. Bu tabii da, Tolga Akalın'ın e, yönlendirmesi midir? Bunu söylemek güç. E, öyle olduğu söylendi. En azından Kongre kulislerinde öyle olduğu söylendi. E, tarihin e, bir tevafuku e, ben ilk o şeyi gördüğümde birinci tur, ikinci tur şeylerini Milliyetçi Hareket Partisi'nin Alparslan Türkeş'den sonraki genel başkan seçiminde 1997'de oğlu Turul Türkeş'te en çok oyu alan kişiydi aslında şeyde. Ee, ilk, tur seçim, ilk yani. tur seçim sonuçlarında Devlet Bahçeli ile arasında iki kattan fark, fazla fark vardı yanlış hatırlamıyorsam birisi 200 küsur almıştı ee, şey 500 küsur, 500 civarında oy almıştı diye hatırlıyorum Tuğrul Türkeş ikinci turda diğer adaylar Devlet Bahçeli lehine çekilince Devlet Bahçeli e, seçilebilecek aday durumuna geldi gerçi o kongreyi tamamlayamadılar olaylı kongre olan kongre o kongre e, iptal edildi. Sonra tekrarlandığında e, devam edildiğinde kaldığı yerden Devlet Bahçeli seçilmişti. Bu seçimde de aslında birinci turun sonucunda Koray Aydın daha yüksek oy almasına rağmen diğer adayın e, Musavat Dervişoğlu lehine çekilmesiyle e, Musavat Dervişoğlu e, seçildi. Hı hı. E, orada da böyle bir benzerlik vardı e, MHP'nin siyasi tarihi içerisinde bir genel, devlet Bahçeli'nin genel başkanı olma sürecinde yaşananlarla e, ilgili. Tabii siyasi partilerin e, kendilerini zaman zaman e, kontrol etmeleri, bu kontrol etmeler neticesinde aksiyan yönler varsa veya bir e, başarısızlık söz konusu ise, o parti yöneticilerinin kendilerini e, öz eleştiriye tabi tutmaları, gerekirse orlardan ayrılmaları veya güven tazelemek için kendilerini yeniden partinin, delegelerinin onayına sunmaları güzel gelenekler. Hı hı. Siyasi partilerin tamamında olmasını ümit ettiğimiz şeyler bunlar. Çünkü ancak o zaman bir hata varsa on, düzeltilebilir. Kadro değişimi daha sancısız olabilir. Kişilere bağlı bir kadro değişimi değil de delegenin ve tabanın arzusu yönünde kadrolar değişmeye başlar. Bunlar güzel şeyler. Ee, İyi Parti şu anda hem meclis grubu olarak hem de e, seçimlerde son seçim hariç <laughs> %10 civarında Türkiye'de ciddi bir oy diyebileceğimiz oy alabilmesi hasebiyle önemli bir siyasi partidir. Hayatı yatine devam etmesi, siyasi arana da e, bir e, ekolün e, sözcüsü olabilmesi açısından da önemlidir. Ama eğer e, bu son bir yılda o muhalefetteki dağınıklığın aslında en çok hasar gören partisiydi. Herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok hasar göreceğini bekliyordu. Hı hı. Ee, ama onların bir kongreyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel'in gelmesi, teşkilatların o kongre sürecinde e, kendi tabanlarının istediklerinin seçilebilmesi, yani çoklu seçime müsaade etmeleri, işte ilçe başkanlıklarında birden fazla aday vardı, il başkanlıklarında birden fazla aday vardı. Onun getirdiği dinamizm ve genel başkan değişimi, yani Kemal Kılıçdaroğlu olan tepkinin en azından parti eliyle, yani delegelerin eliyle sona ermesi. Çünkü neticede Kemal Kılıçdaroğlu o kongrede yarışanlardan evet. bir tanesiydi. Bunun gerçekleşebilmesi, bir siyasi partinin o kendisinde beklenen demoralizasyonun getirdiği. E, başarısızlığı bertaraf edebildiğini gördük. Ben de size bunu soracaktım. Bu bir devrim miydi diyecektim. 4-5 Kasım'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar bir devrim miydi? Çünkü hiçbir genel başkan e, seçimle gitmemiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa yaşandı. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu resmen yendi. E, oradan aldığı moralle yerel seçimlerdeki sonuç ortada. İyi Parti'nin durumu sizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yaratmış olduğu devrimin bir devamı mı? Yani başarısız genel başkanlar hesabını öder ve gider şeklinde bir yaklaşım yoksa Cumhuriyet Halk Partisi aynı şekilde devam etseydi de İyi Parti genel başkan değişir miydi? E, son kısmını şey yapmadım. Cumhuriyet Halk Partisi aynen devam Cumhuriyet etseydi Halk İYİ Parti ile Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık seçimini kazansaydı, kaybettiği bütün seçimlere rağmen hesap vermemiş, yeni kaybedeceği seçimlere hazırlanan bir genel başkan olsaydı, bir genel başkanın seçimde gidebileceği fikri hiç kimse de oluşmamış olsaydı, İyi Parti'de Meral Akşener'in bu şekilde üstüne gidilir miydi, istifası istenir miydi sizce? E, muhtemelen ya istenebilirdi İyi Parti'de eğer bu sonuç almış olsaydı ama şöyle bir seçim sonuç çıkması ihtimal dahiline girerdi. Bu sefer muhalefet oylarının İyi Parti'de toplanması gibi bir süreç söz konusu olabilirdi. Hmm. Çünkü neticede Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşanan, aslında kazanılacağına kesin inanılan, mesela bu yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar oy almayı beklemiyordu, bu başarıyı beklemiyordu ama bir yıl önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok daha bugüne göre şeye inanmışlardı. Seçimi kazanabileceklerine inanmışlardı. Dolayısıyla onun oluşturduğu o hayal kırıklığı devam edeceği için Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının devamı halinde seçmenin tam tersi yeni bir umut olarak bir siyasi part, başka bir siyasi partiye doğru yönelmesi yani o partinin siyasi seçmeni olmasa dahi sadece bir başka güçlü muhalefet partisi arayışı bu sonucu çıkartabilirdi. Ee, ama e, Cumhuriyet Halk Partisinin o süreçte e, kongre sürecinde e, yaşadıkları teşkilatlarının dinamizmi, genel başkanın değişmesiyle yeni bir umut. Her zaman böyledir bu yani e, değişiklik e, başarısızlıktan sonra gelen değişiklik sadece siyasette değil e, bireysel insanların hayatında da e, grupların, e, şirketlerin, derneklerin, vakıfların fark etmez. Grupların şeyindir, hayatında da böyledir. Bir başarısızlıktan sonra bir değişim, yeni bir umut oluşturur. Ama hiçbir değişim olmazsa o başarısızlıktan sonra o onlarda bir içe kapanma, iç mücadele hali doğurabilir. Cumhuriyet Halk Partisi o süreci onunla aştı. İyi Parti de bu şekilde aşabileceğini muhtemelen Meral Akşener düşünmüyordu. Eğer bir seçime daha bu ittifak sistemi içerisinde girilirse kendi siyasi partisinin geleceği açısından da sıkıntı olarak görüyordu. Yani İyi Parti'yi hala ne seçmeni ne kendileri tam anlamıyla ifade edemez. Çünkü tam anlamıyla ifade edebilecekleri siyasi zemin hiçbir zaman olmadı. İttifakların başta söylediğim gibi böyle olumsuz bir yönü var. Şu anda bile tartışılıyor aslında biliyorsunuz. Yeniden siyaset imkanı Türkiye'de olabilir mi? Çünkü aynı şey ee, Ak Parti, Milliyetçi Hareketi Partisi ve işte Büyük Birlik Partisi, sahir partilerle ilgili de e, söz konusu. Yani e, siz bir ittifakın içerisindeyken iseniz is herhangi bir soruna e, dair konuşurken ittifakın diğer e, ortaklarının e, düşünceleri ne olabilir e, diye. Onları incitmeden e, konuşmaya çalışırsınız. Bu da sizi zaman içerisinde siyasetsizliğe iter, e, stütü koyu e, güçlendirir. Halbuki mesela AK Parti reformist bir partidir. E, bugüne kadar birçok şeyi değiştirerek gelmişti. En azından son 10 yıla kadar e, hı hı. siyasi alanda, toplumsal alanda, ekonomik alanda birçok yeni değişiklikler ortaya koyabilmiş bir siyasi partiydi. Milliyetçi Hareket Partisi de tam tersi daha verili durumu esas kabul eden, devlet yönetiminde çok fazla değişikliği hoş görmeyen, statükoyu seven bir siyasi partidir. Liderini değiştirmeyen, doktrinini değiştirmeyen programına... Evet. Yani hep seçim sonuçları ne olursa olsun dünyada, Türkiye'de gelişmeler ne olursa olsun bir duruşu vardır ve o duruşunu değiştirmez. Hı hı. Böyle bir siyasi partiyle, reformist kimliği önde olan siyasi parti ittifak yaptığı zaman reformist yanınızı şey yapmak zorunda kalıyorsunuz. Artık daha az öne çıkartmak zorunda kalıyorsunuz. Mecbur kalıyorsunuz e, ortağınızın e, düşüncelerini dikkate almaya. Ki bu da böyledir zaten. Yani bir şirket ortaklığı olsa da benzerdir. E, biliyorsunuz zaman zaman AK Parti herhangi bir konuda bir fikir beyan ettiği zaman Milliyetçi Hareket Partisi özellikle dikkat edin e, lideri ağzından itiraz dile getirilir. Hı hı. E, bu teşkilatları konuşmaz. Herhangi bir genel başkanımız konuşmaz. Onun üzerinden Hatta... O konuştuktan sonra yani lider konuştuktan sonra başka konuşmalar tabii, tabanda konuşuluyor. Tabii onun e, çerçeve, çizdiği çerçeve, çerçeve içinde, içerisinde evet. e, devam eder. E, Birçok konuda ki şimdi anayasal tartışmaları yapacaksak, anayasal tartışması gündeme geldiğinde de göreceğiz. Hı hı. Yani orada e, belirleyici e, olabileceğini. E, dolayısıyla bu ittifak siyaseti ...MHP gibi geleneği olan, tarihi olan, hikayesi olan siyasi partilerde yıpratıcı bir etki yapmayabilir. Çünkü bir duruşu vardır ve o duruşunu istediği zaman gösterebilir. Ama İyi Parti gibi henüz yeni, yani siyasi zeminde kapladığı alanın ne olduğunun tam bilinemediği... ...birkaç seçimlik bir başarımı, kalıcı bir başarımı... ...fikri olarak neyi savunuyor, tam olarak kendisini ifade edemediği durumlarda... Onun için yıkıcı bir etkisi olabilirdi. Amorf, şekilsiz, tarif edilemeyen bir nesneye dönüşme ihtimali vardı. Bu hür ve müstakil yol anlayışı onun bu şeyini, içine düşebileceği tehlikeyi bertaraf etmek içindi. Ama yerel seçimlerde daha önce söyledim. Biz 2000, 2014 seçimlerinden beri görüyoruz ki AK Parti'nin karşısında kazanma ihtimali yüksek olan siyasi parti hangisi ise e, muhalif seçmen oluyor. oraya doğru yöneliyor. Bu seçimde de öyle oldu zaten. Evet İyi Parti'den e, bir iki kulis bilgisi daha paylaşalım. E, Tolga Akalın demiştik. Tolga Akalın Müsavat Dervişoğlu'na kazandırdı. Seçimin sonucunu belirledi. Bir yıl sonra İyi Parti'nin olağan seçimli kongresi <laughs> olacak. Tolga Akalın aslında 100 oy bile alması beklenmeyen birisinde 300'den fazla oy aldı. E, önümüzdeki bir yıl sonra yapılacak İyi Parti olağan kongresinde aday olması yine bekleniyor. Şu anda Müsavat Dervişoğlu'na kazandıran bir isim olarak genel başkanın en yakınlarından birisi olacak belki ama bir yıl sonrasında da hazırlanması bekleniyor. Çünkü gençler özellikle Tolga Akalın'a çok ciddi destekliyorlar ve Tolga Akalın oradan aldığı enerjiyle, moralle önümüzdeki İyi Parti genel seçim seçimli genel kuruluna hazırlanıyor diyelim. Bir başka güçlü çıkan isim de Hakan Şeref Olgun Genel İdare Kurulu'nda ikinci sıraya girdi. Bundan sonra İyi Parti'nin e, politikalarında daha belirleyici olacak. Belki bundan sonra e, güçlü bir isim olarak, parti içinde etkin bir isim olarak e, Afyon'dan değil belki Ankara'dan kendisini aday olarak göreceğiz. Mesela belki başka bu bir siyasi şeyinden. aktör üzerinden e, de bu süreci analiz edebiliriz. Hı, hı. Mesela Hakan Şeref Olgun'un siz basın mensubusunuz. Muhtemelen bir koç, bir çok defa karşılaşmışsınızdır. Belki program yapmışsınızdır. Ya da onun açıklamalarını mutlaka e, basına gönderdi açıklamaları. Okumuşsunuzdur habere dönüştürmeden önce. Hı hı. Tolga Akal'ın ekonomik görüşü nedir? Liberal midir? Milliyetçi toplumcu mudur? Sosyal demokrat mıdır? Sosyal e, refah mı önceler? Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ekonomik yaklaşımını bilmiyorum. Veya ne bileyim e, sosyal meselelere yaklaşımını biliyor musunuz? yani siyasi daha çok, hiçbir... daha çok göç göç doktriniyle biliyoruz. Ya, o, o bir şey yani o şu anda eee geçici e, bir konu Ümit Özdağ özellikle sadece onun üzerine e, partisini inşa etmesiyle yüzde %2-3 gibi hatta hala anketlerde yerel seçimde o başarıyı gösteremem ama yüzde %4-5 gözüküyor. Gözükmesi yani şöyle düşünün. E, bir siyasi parti teşkilatları Güçlü teşkilatları yok. Her yerde yok. Sadece bir genel başkanı var bilinen. Parası yok. Evet. Ve İyi partiyle aynı oy alıyor. Hı hı. Grubu yok. Milletvekili yok. Nedir? Sadece göçmen üzerine inşa etti. Bu şeyden dolayı diğer siyasetçiler de siyasi partiler de şey yapıyor. Bunu taklit ediyorlar diyeyim. Ee, yerel seçimlerde de gördük. Yani yerel seçim sonrası seçilen belediye başkanının ee, o göçmenlere ait olan e, iş yerlerine dair tutumlarından vesaire gördük. Bu bir hı hı. şey yani çok popülist hı hı. sorunu çözümü yönünde hiçbir katkısı olmayacak olan şeyler onu ağır tutun göçmen kısmını ama böyle asıl Türkiye'nin kendisine ait e, sorunlara dair yaklaşımını sadece onun için değil birçok orada siyaset yapan insan için teşkilatında bulunan birçok kişi için bunu tanımlayamazsınız kendisi de tanımlamıyor zaten Dikkat edin. Kendisinde öyle bir tanımlama ihtiyacı hissetmiyor. Soran yok. Aslında soran olmasa da bir sizin siyasi partinizin bu konularda bir duruşu varsa sizin anlatma gayretiniz olması lazım. Size sorulmasına gerek yok ki. Siz bir siyasi partisiniz. Türkiye'nin belirli meseleleri var. Sizin buna dair çözümlerinizin olması ve bunu da sizin anlatmanız lazım. Ha, partinin genel düşünce çizgisinden Nüans olarak ayrılan size dair düşünceler de olabilir. Yani ana temel fikirde aynısınızdır da aranızda küçük farklar vardır. Bu olabilir. Ama görüyorsunuz bunların hiçbirisi yok. Bunlar Siyasi partinin da yok. Veya geçen yıl girilen işte ittifak siyasetinin siyasi partilere yaptığı kötülüklerden birisi de odur. Bir ekonomik program yazdılar. İçerisinde İslamcı bir parti var ittifakın. Evet. Sosyal Demokrat bir parti var. Liberal, Liberal, Liberal bir var. parti var. Milliyetçi bir parti var ama hepsinin ortak olabildiği bir ekonomik program çıkıyor. Ama bu e, ekonomik program piyasacı, e, sosyal adaleti önceme, öncelemeyen, e, gelir dağılımını, e, adaletsizlikleri çözmeyi öncelemeyen, tamamen e, ekonomik büyüme ve bu ekonomik büyümeden her zaman olduğu gibi sermayenin daha çok pay alabileceği bir model geliştirmekten e, bahseden bir çözüm önerisi. Bugün zaten ekonomi danışmanları da doğrudan kapitalizme çok yakın tabii insanlar. Bilge Yılmaz vesaire. Ee, ya Bilge Yılmaz insan olarak oğlu. eleştirdiğim anlamda değil. Bilge Yılmaz insan olarak iyi bir insandır, iyi bir akademisyendir. E, vesaire. Bu başka bir şey. Ee, ekonomik meselelere bakış açısından söylüyorum ben. Ee, AK Parti kazandığında da onu yaptı zaten. Yani Mehmet Şimşekle Bilge Yılmaz'ın kafasındaki ekonomik model arasından fark ne kadar yok. büyük fark olabilir. Yok. Değil mi? Bu kadar birbirinden farklı siyasi parti geliyor ve bir tane ekonomik bu. Bu normal şartlarda mümkün olmayan bir şeydir. Ve sizi bu işte e, tek tek tarif etmeye manidir. Yani ittifak ekonomik modelini söylüyorsunuz da tek tek bu hangi siyasi partinin e, çözüm önerisidir bilemiyorsunuz. Dolayısıyla bu ittifak siyaseti aslında orada Meral Hanım haklıdır bütün partilere bir ölçüde zarar vermektedir. Yani buna AK Parti de dahildir, Milliyetçi Hareket Partisi de dahildir. Çünkü artık siyaset yapma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Bir kampa aitsiniz ve <laughs> o kampla ya oraya beraber oy verenler yürüyorsunuz. Var, ya da buraya oy verenler var. Evet. Oraya oy verenler, Millet İttifakı'na oy verenler Cumhur İttifakı'nı sevmediği için oy veriyor. Tek oy verme sebebi bu. Cumhur İttifakı gitsin diye. Cumhur İttifakı'na oy verenler de Millet İttifakı gelmesin diye veriyorlar. Evet. Yani herkes karşın karşısındakiyle kaim oluyor. Aslında işte bu popülizmin e, gelişmesi, büyümesinin de önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Çünkü kendinizi tanımadığınız zaman doğal olarak bir duygudaşlık veya düşünce e, yakınlığı oluşturmaya çalışıyoruz. Ama popülizmde buna ihtiyacınız yok. Göçmenler dersiniz, göndereceğiz dersiniz, zafer turizm dersiniz, LGBT'ye karşıyız. E, terörün her türlüsünü lanetliyoruz falan gibi ortalama her insanın e, paylaşabileceği şeyleri söylersiniz. Ama buna dair çözüm önerisi söylemenize de ihtiyaç yoktur. Sorunu dile getirmeniz yeterlidir. E, seçmene mesaj ver, verirsiniz veya verdiğinizi zannedersiniz. E, süre bitti galiba. Onun, onun için şey yapmayayım ben de e, burada bitireyim. Sizinle bir gün e, popülizm ve politikayı konuşmak Tabii. istiyorum. Çünkü... Yani bu popülizm genelde sağ siyasi partilerle özdeşleştirilir ama Sol popülizm diye de güçlü bir şey var. Yani dünyada bir akım var. Ama vatandaşın her istediğine de e, bu popülizmdir diye yaklaşanlar da var. Mesela işte e, ekonomi evet. sorunu dendiği zaman işte emekliden söz ediliyor. Ya popülizm yapma deniyor. Ya da e, başka toplumsal bir sorundan bahsedildiği zaman bir siyasi parti onun üzerine eğilince bir taraftan popülizm yapıyorsun. O amaçlı davranıyorsun. Evet o amaçlı davranıyor çünkü zaten... Oyu alıp iktidara gelmek amacı, sonra vatandaşın bahsettiği o sorunu çözmek için güç elde etmiş olacak. Bu konuyu evet. sizinle tartışmak. Ama istiyorum. işte oradaki Konuşmak fark istiyorum. şu, yani halkın sorununu elbette siyasetçi dile getirir. <laughs> Ama bunu nasıl getireceğim de evet. ifade eder. Tek politikası da yani o olmaz. Zafer çözüm demez, demez yani. Evet. Bu uluslararası açısından böyledir, kendi iç hukukumuz açısından böyledir. İşte ne bileyim, birleşmiş milletlere göre böyledir. Neyse, bir şey sunar. Yani Bunu Zafer Partisi'ne dair bir eleştiri olarak söylemedim. Karikatürize etmeden. Bu özellikle Türkiye'de şu anda göçmenler üzerinden en çok dile getiren o olduğu için bunu söyledim. Hı hı. Yoksa Zafer Partisi de ve onun gibi Türk siyasetinde şu anda bulunan aldığı oy oranı ne olursa olsun... ...tüm siyasi partilerin demokrasi ve siyasal çoğunluk açısından, çoğulculuk açısından... ...önemli olduğunu ve hayatiyetlerine devam etmesi gerektiğini düşünürüm. Evet. Süremizin sonuna geldik. Ne evet. anayasayı konuşabildik ne başka konuları konuşabildik ama... ...çarşamba günü sabah haberlerinde, yeni gün haberlerinde Kerim Çınar hocamızı ağırlayacağız. AKÜ'den, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yeni anayasayı konuşacağız... Ee, müsaitliğiniz varsa sizi de davet ederiz. Ee, çok kıymetli bir hocamızdır. Çarşamba sabahı yeni anayasayı evet. konuşacağız. Benim tez de vardı. Ee, çok kıymetli bir hocamızdır. Çok teşekkür İşaret ederim. etmişsiniz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Değerli izleyenler, kent, mekan ve toplumun sonuna geldik. İyi Parti seçimli olağanüstü kongresini konuştuk. Önümüzdeki süreçte bir yıl sonra bir seçim daha olacak İyi Parti'de. Bakalım erime devam edecek mi? Yoksa bu genel başkan değişikliği beraberinde e, müspet bir havayı mı getirecek? Bunu izleyeceğiz, göreceğiz. Bu hafta meclis de e, yeni anayasayla kafasını e, yoğunlaştıracak. ...başkaca konular da var önünde faiz fiyat gibi konular. Hem haber bültenlerimizde hem programlarımızda izleyebilirsiniz. Bizden sonra özel gündem var. Çarşamba günü 1 Mayıs işçi bayramı 1 Mayıs'ta e, taksim tartışmaları var. Başka bir sürü tartışma var. Emeğin e, değeri ile ilgili. Konuşulacak pek çok konu var. Özel gündem birazdan, yaklaşık 10 dakika sonra sizlerle olacak. Bizden bu kadar. Hoşçakalın. Pazartesi 20'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.